Dreamweaver çalışma alanında birçok panelden oluşmaktadır. Genel olarak çalışmalarınızı yaptığınız bu ortadaki düzenleyici alanın üzerinde düzenleyici alanla ilgili özellikler, sayfalarınızın özelliklerini belirleyeceğiniz bir başlık alanı ve diğer yardımcı menü öğeleri bulunmaktadır. Dreamweaver'ın program menüsü en üstte, bunun yanında çeşitli fonksiyonlara sahip program butonları, eklenti erişim butonları, site ile ilgili tanımlar yapabileceğiniz site butonları ve sayfalarınızın yerleşimlerini, Dreamweaver'ın yerleşimini tanımlayabileceğiniz, belirleyebileceğiniz bir yerleşim seçicisi bulunmaktadır. Bu yerleşim seçicisi içinde alışmış olduğunuz eski versiyon Dreamweaver'ın arayüzüne benzer yerleşimleri ya da çok daha eskiden sadece kod yazarken home site kullanıyorsanız eğer home site'a benzer arayüzleri seçip uygulayabilirsiniz. Burada çalışma alanını da isterseniz yeniden düzenledikten sonra kendi çalışma alanınızı yeni çalışma alanı olarak kaydedebilirsiniz. Çalışma alanı seçicisinin yanında bir arama çubuğu bulunmaktadır. Bunun dışında diğer paneller Dreamweaver'da sağ tarafta yer almakta şu anda tasarımcı yerleşiminde. Farklı yerleşimler seçtiğiniz zaman bu panellerin yeri sola tekrar dönebilir ya da tekrar sağa gelebilir. Herhangi bir panel grubunu kapatmak için sağ üstündeki bu üçgen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Bu butona basıp tekrar tıkladığınızda paneller kapalıp açılacaktır. Panelleri kapalı olarak kullandığınızda panel isimlerine tıklamanız panellerin açılmasını sağlayacak. Üzerlerindeki bu çift üçgene tekrar tıkladığınızda panelleri kapatabileceksiniz. Herhangi bir paneli dilediğiniz zaman açmak için panel grubunu başlık çubuğuna çift tıklamanız yeterli olacaktır. Bir daha çift tıkladığınızda bu panel grubu kapanacaktır. Herhangi bir panel grubu içinden istediğiniz herhangi bir paneli sürükleyip bırakarak istediğiniz yere yerleştirebilir ve tekrar herhangi bir panel grubunun içine gruplayabilirsiniz. Dreamweaver içerisinde çalışma alanında seçtiğiniz tüm nesnelerin özelliklerini görebileceğiniz bir özellik denetçisi bulunmaktadır. Bu özellik denetçisini kullanarak seçtiğiniz nesne resimse resim özelliği, flash animasyonu ise flash animasyonu ile ilgili özellikleri buradan görüntüleyebilirsiniz.